Merhabalar, ben Köftesi Köfte ve Köfte serimizin 51. bölümüne hoş geldiniz. Wow, bunu söyleyebileceğimi hiç akıl bile edemezdim. Hayal bile edemezdim daha doğrusu. 51. bölüm. Bayağı ilerliyorum anlaşılan. Neyse. Umarım 100. de görürüz. Ya da umarım 2. sezonu da görürüz. Bu bölümde Frame Core'ye başlayacağım. Öncelikle şu drive'lardan bir tanesini kaldırdım çünkü ihtiyacım olmadığına karar verdim. Bunun dışında bir mining age yarattım. Bu iki çünkü birincisini pek sevmedim. Size basitçe bunda kullandığım sayfaları göstereyim. Hatta daha kolay göstermek için bir yol göstereyim size. Bir de burada. Bu arada bu iki bölüm arası baya bir gezi yaptım şu Age 6'da en güzel araştırma age'im oydu. Yani seni şu an buraya kaldırabiliriz. Sen güzel bir age'tin ama tam olarak işimi görmedin. Şimdi buna geliyoruz. Bu arada sırasıyla koymamız çok önemli. Flat Earth. Yani bu bir flat. Bunun anlamı dümdüz. Extreme Hills biyom. Normalde Plains koyacaktım ancak Extreme Hills koymak zorunda kaldım. Single biyom. Yani tek biyom olacak. Bundan başka bir biyom olmayacak. No weather, yani yağmur falan yağmıyor hiçbir şekilde. Normal ay. Doğmakta olan ve tam genişlikte bir normal güneş. Bunu tam çeviremeyeceğim ve tam genişlikte bir normal güneş. Öğlen vakti tam geniş İkte normal güneş. Standart ışık. Beyaz gökyüzü. Ve clear modifiers. Clear modifiers önemli bir sembol. Çünkü buna ekstra herhangi bir sembol, yani sizin istemediğiniz herhangi bir sembol eklemesini önlüyor. Bunu age'inizin sonuna yerleştirirseniz güzel sonuçlar elde edersiniz. Çalışmaya başlayalım. Evde birkaç bir değişiklik yapacağım. Ama önden önce size bu AG'yi göstermek istiyorum. Tabii öncelikle bir şey yapacağız. Sun, Moon ve Stars'ı açıyorum. Baya parlak bir gökyüzü. Baya parlak. 3 tane güneş ve bembeyaz bir gökyüzüyle pek... Aslında benim normalde yaşamak isteyeceğim bir yer değil. Hani bana sorsanız ben Norveç'in en kuzey kısımlarında falan yaşamayı severim. Hem soğuğu seviyorum hem ışıkla aram pek iyi değil vesaire vesaire. Ama oyun içerisinde gayet mantıklı bir seçenek burası. Frame Quarry'ye başlamadan önce birkaç bir şey daha yapacağım. Ama öncelikle Frame Quarry hakkında normalde Direwolf'un şu yeni tasarladığı Frame Quarry tasarımı inanılmaz hoşuma gitmişti. Ancak bunu yaparsam muhtemelen kanalda şu tarz yorumları göreceğim. Direwolf'tan çalmış. Özenti köfte. Bilmem ne bilmem ne. Yani sinirimin bozulmasını istemediğim için bunu yapmayacağım. Kendi tasarımımdan gideceğim. Ancak ilerleyen zamanlarda bir 70. bölümde falan filan belki o Cory'i de yapabilirim. Çünkü lanet olası Direwolf adam inanılmaz derecede zekice bir frame Cory tasarımı tasarlamış. Hani hayran kalmamak elde değil. Bunun dışında şuraya bakarsak eğer high pressure boilerlar ve liquid fueled fireboxlarım olduğunu göreceksiniz. Ayrıyetten bir de bir şey daha göstereceğim. Eğer craftable itemlara bakacak olursanız bu listenin bayağı bir arttığını görürsünüz. Neredeyse her şeyi craftable yapacağım ileride. Şurada da gördüğünüz gibi 18 tane daha motor yerleştirdim. Bunları ters çevirdim falan filan. Ve şuraya ikinci bir tane daha yerleştireceğim. Bunun için şunların sayısını bir tane daha arttırdım. Fermenterların. Ayrıca maden işlememi ilerleyen zamanlarda grinder'a çevirebilirim. Sebebini yaptığımda göreceksiniz.
Ve ben şurayı temizleyeyim hemen. Evet, boşluğumuzu açtık. Ve şimdi şunları yerleştirmeye başlayalım. İkinci bir tane koymak istememin sebebi, yani ilerleyen zamanlarda bayağı hayvansı bir Minecraft'cül harcaması planlıyorum. Özellikle Extra Beast'e falan giriştiğimizde. Çünkü o makineler Minecraft'cül konusunda pek insaflı değil. Ha, tabii biraz da tamamen zevkine ama. Ve bir Eco Accumulator, 3 Eco Accumulator'mış gerçi. Ama bunu yeteri kadar tutacak mı? Tutar herhalde. Tutmazsa eklerim. Tutar tutar. Biraz bekleyelim. Ve valla. Aa, tabii. Ve gördüğünüz gibi bu da çalışmaya başladı. Kısa bir süreliğine biofuel üretimimizi bayağı bir sömürecek. Ama o kadar sıkıntı değil. Ve o esnada şurayı da kazalım. Liquid aklarımızı bağlamak için. Ve sizler de buraya gelin. Tamamen güzel görüntü için bu. Hop, 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 hop. Evet. Ama likidaklarımız yeterli olmayacak tabii ki de. Hemen gidip birkaç tane daha likidaklı yapalım. Tamam, bunlar yeteri kadar idare ediyor gibi görünüyor. Liquiduct yapımını hatırlamayanlar için kısaca bir hatırlatalım. Glass ve Copper. Ve kendimize 52 tane Liquiduct verdik. Gereğinden fazla ancak fazla mal göz çıkartmalı mantığıyla hareket eden köfte için gayet yeterli. Hatta şu araları doldurabilirim. Hop. Bu arada son, yani dünkü bölümde yer alan yorumlar hakkında. Ya uzun zamandır bir bölümü yorumlarını okurken bu kadar zevk almamıştım. Cidden çok teşekkürler. Harika yorumlar yapmışsınız. Özellikle benim nasıl cevaplar verebileceğimi tahmin eden izleyicilerimin yorumları daha da bir harika oldu. Hani bayağı sinirimi bozacağı belli olan yorumlar vardı ve beni tanıyan izleyicilerin hepsi ama hepsi çok güzel cevaplar vermiş bunlara. Evet. Moralim bozuktu bu sıralar. Bu sıralar o yorumlar sayesinde inanılmaz derecede moralim düzeldi. Ve şurayı kapıyorum. Tada! Yakında bu sistemi üretmeye başlayacak. Dolayısıyla da bu motorlar çalışmaya başlayacak. Evet. Buna başladığımıza göre... Ops. Aslında şunun 100 dereceyi aşmasını beklesek ya da boş ver. Ve cover falan da yapmamız gerekecekti. Ama o kadar sıkıntı değil. Sanki ya da sıkıntı. Evet, sıkıntı. Bu arada bazı itemleri sıfırdan yaptım. Ve dolaşırken birkaç bir şey buldum. Şu ikisi. Ha, bir de şu. Gel bakalım.
E bana ha, stonumda cobblestone'um da var, tamam. Ha, cobblestone değil de ihtiyacım olan. Stonebrick. Merhaba. Bunun dışında geri kalanları... Ah. Hayretten sen gel. Bunların en güzel yanı tamamen şarjlarını kendi içlerinde depolayabilmeleri. Kırdığınızda gayet şarjlarıyla birlikte geliyorlar. Ve mining age'imize gidiyoruz. Tabi bir anda hiçbir makine olmayınca FPS baya bir arttı. Ve seni nerede inşa etmeye başlayalım? Azıcık yüksekte inşa edelim. Tamam. Bu yükseklikte inşa etmeye başlamak bence gayet mantıklı. İlk önce bir platform lazım bana. Chunk sınırlarına bakalım. Şimdi ne boyutlarda yapsam onu merak ettim. 8'e 8 falan mı yapsam, bu sayede bir chunk'ı 4 seferde temizler ya da direkt 16'ya 16 mı? Yani bir chunk. Bir chunk dediğinizi duyar gibiyim. O halde hemen bir chunk'lık bir platform yapıp geliyorum. Tabii şöyle bir gerçeği unuttuk. Bir chunk'a bir stack bunlardan yetmeyecek hani. Dolayısıyla da eve gidip kendime sürüsüyle ve tabii bunlar yapılmaya başlıyor. Şurada göreceğiniz üzere gayet bunlar sürekli ısıtılıp duruyor. Bir de boylarımıza bakalım hazır eve gelmişken. Evet. 100 dereceye yaklaşmış ancak. Bu esnada biofuel kullanımına bakalım bu arkadaşın. Biomass kullanımımız. Sürekli üretiliyor. Biofuel gayet stabil. Ve şu an en fazla kullandığı evrede olduğunu hesaba katarsak, evet, çok mükemmel bir biçimde idare edecektir bunu. Ve Mining Age'imize geri dönüyoruz. Bunları F9'a basarak açıyorsunuz. Enya'nın eklediği bir özellik. Yani Not Enough Items'ın. Benim Not Enough Items tanıtımımı da anlatmamıştım. Çünkü o esnada henüz yoktu. Ve ben bir şey yapmayı unuttum. Sizler normal olmayacaktınız. Evet, bunlar normal olmayacaktı. Aslında düşündüm de 8'e 8'lik mi yapsam? Oh. Aman boş ver. 16'ya 16 yardır. Sen köftesin, büyük düşün. Ve şimdi... burada burasımız varmış biraz. Azıcık daha olsun. Şimdi ufak bir arkadaş daha yapacağız. Redstone ve glass lazım bana. Tamamdır. Öncelikle şu şekilde koyup evet, seni silelim. Tüplerimizi encode edelim. Tamamdır. Tüplerimizi encode ettik. Şimdi şuradan fazlalıklarımızı atalım bir. Bunları daha sonra alırım tekrar. Tüplerimizi de buraya koyalım.
artı redstone. Direkt görünüş yüzünden. Redstone tube. Evet, gerçek bir redstone tube yapıp sport frame ve redstone tube. Redstone tube frame. Bize lazım olan şey bu. Ve artık elimizde hazır. Sen git, sen git, sen git, siz gidin. Ve kendime en ne kadar... ...256 tane yapayım. Gördüğünüz gibi yapılıyor. Tabi bu esnada... ...neyle bu kadar uğraşıyor? En ufak bir fikrim bile yok. Tüplerimiz gayet fazla, redstone'larımız gayet fazla. Ha tamam. 3 aşamalı bir dönüştürme olduğu için böyle olabilir. Birkaç tane daha mı crafting CPU eklesem? Hım. Sakin köfte. Ah. Tamam, şimdi 3 siteğimizi alalım. Ve bunları yerleştirelim. Bu arada bu redstone tube frame'lerin olayı, redstone tüplerin ne olduğunu açıklamış mıydım? Hiçbir fikrim yok. Açıklayayım öncelikle. Redstone tüpler, redstone sinyali aktarabilen tüp. Tube frame'ler, içinden tüp geçen, ya tüp geçen frame'ler. Redstone tube frame'ler, içinden redstone tube geçen frame'ler. Hani redstone sinyali de aktarıp, hem item hem redstone sinyali aktarabilen tüpler. Kısacası bayağı güzel bir şey. Bunların altına koyacağımız block breaker'lar gayet güzel bir sonuç çıkaracak bunlarla. Ve ben şunları yerleştiriyorum bir yandan. Ve tabii ki de 3 stack de yetmedi. Ve neticede şu an devasa bir frame core yapıyoruz. Yani bayağı hayvansı bir tane yapıyorum. Aslında ciddi Direwolf'un tasarımını kullanasım var şu an. Ha bu arada şey, evcil penguenimi soranlar için burada gayet uslu uslu duruyor. Frame core bittiğinde ona da güzel bir ev tasarlayacağım. Ve tam geldi. Huh. Evet, böyle biraz devasa bir platform oldu bu. Ve şimdi block breaker'larımızı yapalım. Ancak önce kaç tane gerekiyor onu bir hesaplayayım. Eğer yanlış hesaplamadıysam 256 tane gerekiyor. Block breaker'lar. Evet. Ve bunlar craft edile dursun. Tabii en sonunda iron harcayacağımız bir şey ama şöyle bir sıkıntımız var. Cobblestone. Bu durumda ne yapacağız? Bunu yapacağız. Bu medium stone'u da yeni craft etmiştim. Ufak bir detayı hesaplamayı unuttum tabii ki de. Ve iron'larımız 1000'in altına düştü. Yaşasın! Iron'ları harcamayı başardık. Merak etmeyin, bu frame core sayesinde iron gibi bir derdimiz kalmayacak. Ancak bir sıkıntı fark ettim. Mining age'imiz de biraz fazla yüksek. Bunun sıkıntı yaratacağı konu ne? Çok fazla gereksiz şey.
sistemimize girecek ve normal madenlere ulaşması biraz zaman alacak. Ve benim sürekli bunu beslemem gerekecek. Hemen şunu halledip geliyorum. Evet. Bu crafting sürecini izlemek güzel oluyor. Tabii bazen geç algılıyor bu arkadaş. Hop 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 hop. Üç beş tane kaldı. Çok seviyorum bunu ya. Cidden Applied Energy Sticks bayağı işimizi kolaylaştıran bir şey. Normalde bunları hepsini elle craft etmeye kalkışsam herhalde canım çıkardı. Ciddi ciddi söylüyorum, canım çıkardı. Block Breaker'lar. Tabii hepsini almamışım. Tabii buradan alınca böyle bir şey oluyor. Bakalım Block Breaker'lar hangi yöne doğru dönük olacak? Ha tamam, doğru yöne dönükler. Eğer doğru yöne dönük olmasalardı Tornado Dam'la birlikte onları düzeltmem gerekecekti. Ve ben bunları yerleştirip geliyorum. Ve block breaker'larımızı da yerleştirdik. Size basitçe block breaker'ların ne işe yaradığından bahsedeyim. Tabii kendime bir redstone sinyali verebilirsem eğer çok süper olacak. Lever'ım yok. Ama basitçe açıklayabilirim. Block breaker'lar redstone sinyali aldıklarında bulundukları, yani altlarındaki bloğu kırarlar. Şimdi bunları tasarladığımıza göre sırada ne var? Ve stone'larımı evde unutmuşum tabii ki de. Öncelikle bir steam boiler'ımız ne durumda ona bir bakayım. Steam üretmeye başlamış. Gördüğünüz gibi 100 dereceyi aşmış. 1000 dereceye yaklaşana kadar gördüğünüz gibi bunun tüketimiyle bunun tüketimi arasında dağlar kadar fark var. Ama bu motorların hepsi 8 Minecraft Joule'le çalışıyor. Ve bunun anlamı 288 Minecraft Joule üretiyoruz şu an. Wow. İşte sadece wow. O kadar rahat karşılamıyor galiba şu an bunu. Ama bu arkadaş doluncaya kadar gayet rahat karşılayacaktır. Maksimum ısısına gelene kadar. Bu esnada bizim bolca cover yapmamız lazım. Bunun için bana stone lazım ve stone brick lazım. Neticede şu yan tarafların hiçbir şeye temas etmesini istemiyorum. Ve bunları basitçe şu şekilde yerleştiriyoruz. Önceki bölümde bunlar hakkında ufak bir detay anlatmıştım. Tabii önceki bölümde dünya üzerinde birkaç farklı, Türkiye ve dünya üzerinde birkaç iki tane ilke imza attım, o ayrı mevzu da. Türkiye'de bir YouTube serisi üzerinde GraphiSuite yapıp yapan ve dünya üzerinde GraphiSuite yaptıktan sonra onu kaybeden ilk insan oldum. Kendimi tebrik ediyorum. Neyse ben şunları hemen yerleştireyim. Ve voilà. Tabii üstü hala bu görüntüde. Şimdi buraya motorları nasıl yerleştirmeyi planlıyorum? En ufak bir fikrim bile yok şu an. Cidden ama cidden hiç yok. Ve tabii muhtemelen bunu önümüzdeki iki bölüm arasında belirleyeceğim ya da şimdiden hafiften başlayabilirim. Daha hafiften başlayayım ben.
Motorlarım hazır hazırken. Ama önce bir şey almam lazım. Altı tane stick. Tabii bana 8 tane verecek. Sekiz tane redstone torçum oldu. Altı tane istiyordum ama 8 tane de olur. Tabii 1-2-5'ten beri frame core'lerle gram uğraşmadığım için biraz noobça olacak her şeyim şu an. Ve tabii ki de Sonic Tornado'mu almam lazım. Ha, iki tane var. Ha, önceki bölümde ölmüştüm ya. Kazara iki tane almışım herhal. Çok basit bir çözümüm var. Oraya değil. Görüşürüz. Eğer shift'e basılı tutarsanız bu şekilde farklı yönlere çevirecektir. Normal basarsanız sadece yöneldiği tarafı değiştirecektir. Bu şekilde koyarsanız eğer gördüğünüz gibi ok bu yöne dönük olur. Okun yönük olduğu ilerleteceği yöndür tamamen. Yani bu arada basit bir hile daha. Şu kalın olan taraf gideceği yönü gösterir. Yani bu arkadaşı basitçe tarif edecek olursak her şeyi bu yöne doğru gönderecek. Ama bir saniye, benim istediğim bu değildi. Benim istediğim her şeyin bunun tarafından bu yöne gönderilmesi. Yani kendisi bunu buraya gönderdiğinde daha sonra kendisi buraya itilecek. Buraya geldiğinde buradaki bir redstone'la, hatta onu da yapayım hemen. Hatırlarsanız paneller üstüne bir şey koyabileceğimiz ancak o koyduğumuz şeylerin düşmeyeceği yerler. Ve eğer buraya bir tane daha bundan yerleştirirsek ve şunu döndürürsek, evet. İstediğim düzen aynen bu. Ve şimdi basitçe dur. Öncelikle bunun altına hemen öğreniriz. Yok. Tamam. Bunun altına panel koymam gerekiyormuş. Aksi halde makine istemediğim yöne hareket ediyor. Ve sanırsam chunk sınırlarını değiştirdik. Evet. Olsun, bu zaten testlerimiz olduğu için. Tamam. Şimdi test edelim bakalım. Sen niye hareket etmedin? Bir şey hareket etmesini mi engelliyor? Ah. Bu istediğim şey değildi tabii ki de. De bunu deneyeyim. İlginç. Cidden ilginç. Benim istediğim hareket bu değil.
Ha. De bu neden bunu yapmaya devam ediyor? O zaman buraya evet istediğim şekilde çalışmıyor bu. Ha tamam çalıştı. Bir saniye. Çalıştıran şey bu değilmiş. Biraz random duruyor da. Ama şu an sanki çalışıyor. Ama bazen çalışmıyor. Sanırsam bunu kullanmayacağım. Bak. Kazara start screen'i açtım. Evet. Bunu kullanamayacağım galiba. Araya sanırsam bir delay falan koymam gerekecek. Bir bekleme süresi falan ayarlamam gerekebilir. Evet, bu nedense her seferinde işe yaramıyor. Blok update falan mı istiyorsun sen arada? He. O zaman tek tiklik hareket. Neyse ben bunun üstünde biraz deneyler falan yapıp sonraki bölüme hazırlarım ve iki çanklık yol hareket ettirmişiz bu esnada. Neyse. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin iyi günler, iyi eğlenceler. Bu arada size bir şey sormak istiyorum. Frame Core'imizin Blue elektriğini yani enerjisini frameleri hareket ettirecek o enerjiyi neyle sağlayalım? Dersiniz ki aman fazla uğraşma direkt birkaç tane solar panel koy. Solar panel koyarım. Ya da dersiniz ki köfte biz seni karmaşık şeyler yaptığın için seviyoruz. Sen git evdeki Minecraft Jül nereden çıktı? Blue elektrikleri buraya aktaracak bir sistem yap. Onu göster bize. Onu yapayım. Hani bir basit yol olan solar panel, iki karmaşık yol olan aktarım. Bu arada arkamı dönemiyorum şu an çünkü size hayvan gibi spoiler olur. Çünkü bunu bir sonraki video yarın izleyeceğiniz videodan sonra çektim. Sonra aklıma geldiği için enerji sistemini nasıl aktaracağımı size sormak kısmı. Neyse. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin iyi günler, iyi eğlenceler diyeceğim. Bunu herhalde bugün bir 10-15 kere falan demişimdir. Ah.